Hanımefendi, Orhun Bey geceyi Hira Hanım yanında refakatçi olarak geçirecekmiş. Ay, ay bu Musa gerçekten tahammül edilecek bir insan değil yani. Bir insan yol boyunca hiç mi susmaz bir saniye ya? Kafam şişti. Başka bir arzunuz yoksa müsaadenizle ben işin başına dönebilir miyim hanımefendi? Çıkabilirsin. Kardeşim de kardeşim, kardeşim de kardeşim. Bir saniye, bir saniye. Merdivenlerden düşerken Hira'nın yanında sen varmışsın. Öyle mi? Evet. Yani bir anda kaçtı, göz arasında oluverdi her şey. Görünmez kaza yani. Afife Hanım kendisi de hastanede söyledi, takılıp düştüm dedi. Tamamıyla kendi hatası. Kendi hatası ama bu hatanın hiçbir ceremesini çekecekmiş gibi görünmüyor. Geceyi Orhun'la birlikte baş başa geçirecekler. Her zaman olduğu gibi. Böyle zor zamanlar onların ilişkilerini daha da perçinliyor. Neyse, olan oldu. Ben yatmaya gidiyorum. İyi geceler. İyi halt yedin Neva. Aferin sana ya. Sayende geceyi baş başa geçirecekler. Bravo ya sana. Bravo. Nereye gidiyoruz? Sabırlı ol, birazdan görürsün. Lavantalara bak, çok güzeller. Evet, çok güzeller. Bahçeye mi çıkıyoruz? Sabır. Doktor kızmayacak mı? Kızmayacak. Ya kızarsa? Kızmaz çünkü haberi var. Söyledin mi doktora nereye gideceğimizi? Evet. Ne dedin peki? Sabır. Daha ne kadar sabredeceğim? Az kaldı. Bu hiç aklıma gelmemişti. Peki ya bunlar? İnanamıyorum sana. Yoksa... İzin isteyip aldım. Bende öyle kanun dışı işler yok biliyorsun. Sana da bu yakışır zaten. Bu sefer hazırlıklıyım. Üşümene izin vermeyeceğim. İyisin değil mi? İyiyim, merak etme. Güzel. O zaman beni bekle. Hemen geliyorum.